mücadeleyle tanışması çok küçük, erken yaşlarda olmuş. Daha böyle ortaokul, lise yıllarında falan. Lisedeyken zaten şeydir, tutuklanıyor. Çok küçük yaştayken, daha 15-16 yaşındayken. Çok ağır soruşturmalardan, işkencelerden geçiyor o dönem. Bir yıl kadar cezaevinde kalıyor. Ondan sonra dışarı çıktıktan sonra okulunu bitirdi. Çok küçük, lise 2'deyken, daha 16 yaşındayken ilk bir gece yarısı eve baskın düzenleniyor ve gözaltına alınıyor. 6 ay boyunca annemle babam ondan hiç haber alamıyorlar. Babam sürekli o dönem işte Sirt'te tutuluyor, o zaman gözaltına alınanlar. Babam haftalarca gidiyor, geliyor sürekli Sirt'e ama hiçbir şekilde ondan haber alınamıyor. Hani yaşayıp yaşamadıklarını bile bilmiyorlar. Sonra bir gün Diyarbakır'dan bir şey geliyor bunlara, bir yazı geliyor. İşte oğlunuz Diyarbakır cezaevinde, görüşüne gelebilirsiniz diye. İlk anneler günüydü. Annemle beraber ben gittim. Anneler ve çocuklar alınıyordu sadece görüşe. Yani küçüktüm o zaman bayağı. Annem tanıyamamıştı onu. Çünkü neredeyse 7-8 aydır onu görmemişti. Bir de şeydi zaten, Türkçe konuşulmasına da, Kürtçe konuşulmasına da izin vermiyorlardı. Zor, ağır bir süreçti yani annemin onunla karşılaşması aylar sonra. Sonrasında bir süre yattıktan sonra dışarı çıktı. Ondan sonra okulu bitirdi tekrar. Tabii bu böyle genelde bu şekilde devam etti. Hep böyle bir gözaltılarla cezaevine girmesi, çıkması o şekilde sürdü. 92 yılında işte kontranın şiddetini artırdığı yıllardı. Ve basında biraz şey kalıyordu tabii, tehditler, o dalda çalışan arkadaşların, o alanda çalışan arkadaşların şehit düşmesi. Yani Çetin abi orada kendine sorumluluk yükledi aslında. Hani belki çok da onun alanı değildi, çok da onun yapacağı bir iş değildi ama orada bir görev yüklendi, bir sorumluluk yüklendi. Özgür Halk Dergisi'nde çalışmaya başladı, Batman bürosunda, Batman temsilcisiydi. Ağır bir süreçti, sürekli hani tehdit ediliyordu, eve baskın düzenleniyordu, gözaltılar. Hani annemi bile zannedersem polisler falan şey yapmışlardı, işte onu öldüreceğiz falan böyle. Teyzem soruşturmadan iken ona söyleniyor, işte seni de öldüreceğiz, Çetin'i de. Ha biz öldürmeyeceğiz ama işte bu kontrgerilla falan bunlar yaparlar falan. Eve sürekli tehdit telefonları geliyordu. Haliyle annem çok kaygılıydı, çok korkuyordu. Ama şey, Çetin abim devam etti mücadelesine. Hiç yılmadı, hiç korkmadı, hiç geri durmadı. Akşam üzeri eve gelirken bir arkadaşıyla beraber, evimizin yakınında bir böyle küçük bir üçgen bir yer var, orası tutuluyor. Yani daha komşular falan aslında fark ediyorlar, böyle bir yere kamyon yerleştirilmiş sokağın başına falan, sokak tutulmuş. Abim gelirken arkadan biri yaklaşıp tek elle ateş ediyor kafasına. Biz gittiğimizde işte olay yerine zaten polisler alıp onu şeye götürmüşlerdi, hastaneye götürülmüştü. Oradan işte Diyarbakır'a götürdük onu, fakülteye. Bir gece kaldı. Diğer gün vefat ettiği söylendi bize. Cenazesini alıp geldik burada. Hani kitlesel olarak bir cenaze töreni düzenlendi. Zor, kötü bir gündü tabii. Korkunç bir gündü yani. Zorluk olayından sonra bu bir dönem televizyonlarda falan çıktı. İşte devlet eliyle katledilen gazeteciler diye. O listede Çetin abimin de ismi vardı. Çetin abaya da geçiyordu. Biz tekrar dilekçeler verdik o zaman Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Zannedersem halen örnekleri bende vardır o dilekçelerin. Ama hiçbir sonuç alamadık tabii ki. Hiçbir zaman da muhatap da bulamadık aslında. Sonra 20 yıldan sonra da şey dediler, zaman aşımına uğramış, dosya kapatılmış falan ve 30. yılda en büyük acısı bu tabii, halen faillerinin bulunmamış olması. Ve annem vefat edene kadar 5 yıl önce vefat etti. Hep en büyük kederi buydu, katillerinin bulunmayışı. Onların halen şey diyordu, belki ben çarşıdayken beni görüyorlar, belki beni tanıyorlar. Çetin'in katilleri belki beni tanıyordur, belki beni görüyorlar, belki ben onları görüyorum. Ve halen onlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar sokakta. Bir anne içinde en büyük acı böyle bir şey herhalde, bu olmalı.
Ondan sonra açtığımız davalar da şey kaldı, sonuçsuz kaldı. Verdiğimiz dilekçeler sonuçsuz. Yani hiçbir zaman muhatabımız olmadı ha. Hiçbir zaman olmadı. Hani biz savcılığa gidip dilekçemizi veriyorduk. İşte şundan şikayetçiyiz, bundan şikayetçiyiz. O dönemin başbakanından, İçişleri Bakanından, Adalet Bakanından hepsinden şikayetçiyiz diye bir sürü dilekçeler verdik ama hiçbirinden sonuç alamadık. Polisler şimdi şeydir, hani sürekli zaten ev baskınları periyodikti o dönem, bizde öyle sık sık olurdu. Ve geldiklerinde evde ne var ne yoksa, ne kadar kitap varsa, ne kadar fotoğraf varsa albümlerle beraber alıp götürülürdü. Yani neredeyse Çetin abim fotoğrafları yok bizde. Bir vesikalık var. Onun dışında hemen hemen hiç fotoğrafı yok bizde yani. Gözaltılarında hep sürekli alındı yani, işte kitapları, kasetler, evde ne varsa. Şimdi şöyle, evimiz Çetin abimin vurulduğu yere çok yakın. Yani herhalde 20 metre falan bile değil. Annem evde, ilk annem koşup geliyor silah sesiyle. Ama annem geldiğinde polisler zaten oradaymış. Polisler annemden önce yetişmişler. Ve evimiz olay yerine çok yakın. Yani abim vurulduğu yere çok yakın, 20-30 metre uzaklıkta. Zaten hemen şeye, sokağın başında. Annem silah sesiyle balkona çıkmış ve gelmiş. Ama annem geldiğinde polisler zaten oradaymış. Ama şey bulunamadı. Fail bulunamadı. Yani, evet, belki öldürülmüyorlar açık açık ama halen tehdit alıyorlar, halen tutuklanıyorlar, halen darp ediliyorlar. Yani bir sürü hukuksuz muameleye halen maruz kalıyorlar. Yani bunu izliyoruz, görüyoruz zaten.